Vişneciğimden bir trade geldi beyler. Şöyle bir TP match eşyası satışı yapıyoruz. Warlock Shelt 7 kalkanımız var. Rünü çok güzel. Piskal Depans 39 ve Mage 8. Elit ve Imperial set karışık bir şekilde. iki parçası Imperial. Diğerleri Elit ve full HP basılı ürünlere sahip. Böyle güzel bir set. Böyle güzel bir TP Mage eşyası. Vişne Blader'imize satıyoruz. Meblasını önden aldık. Az önce sağ alt köşeden de görebilirsiniz. 13.25 GB aldık bu liste için kendisinden ve bu listeden de kazancımızı hanemize yazdık. Şimdi çok hızlı bir teyit alıyorum. Bilalerim trade sende mi diye Whatsapp'tan teyitleşiyoruz bakıyoruz. Onayımız geldi ve eşyaları teslim ediyoruz. Hayırlı olsun karşı tarafa güle güle kullansın. Güzel bir TP Mech eşyası almış oldu. Vişne bilalerim. Bir satırcı seviyesi bırakıyorum ve yola devam ediyorum. Bir tane küpemizi satıyoruz. Air Ring of True Fight. Tamı tamına 650 m karşılığında simsiyah bladerimize satılıyor. Şöyle 3, 6, 50 m'de nakitimiz geldi. Hayırlı olsun dedik. Ticareti onayladık ve satırcı seviyesi bırakıyoruz. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Efendim şöyle trade'e bir 130 m koyuyoruz. 130 m karşılığında beyler Warrior 7 Imperial Set alıyoruz. Bizlere hayırlı olsun. Karşı taraf efendim bereketini görsün. Satırcı seybemiz, hizmet bedelimiz bırakıldı. Mücadeleye devam ediyoruz. Beyler trade 525 m artı bir tane de külçe gold bar bırakıyoruz. 625 m karşılığında hanemize Elvin Boğ, artı 7 rönsüz bir şekilde gelmiş oldu. Hayırlı olsun biraderim. Satırcı sebebimizi bıraktık. Yolculuğumuz devam ediyor. Huzurlarınızda beyler güzel bir BP komple set geliyor. Stormbringer 44 Max Epic rune e sahip 9 leader setimiz çok tatlı bir set. Full Max Rune diyebiliriz neredeyse gerçekten ona yakın. Onun dışında Knight RT2 setimiz geldi. Brawler 3, Holy Priest Ring, Aurora artı birimiz. Şimdi WhatsApp'tan bir teyit hemen hızlıca alıyoruz. Bilerlerim, trade ben de diyorum ve ticareti onaylıyorum. Teyitli bir şekilde teslimatı alıyoruz. Evet bakıyorum başka bir eksik gedik veya gelecek herhangi bir şey var mı diye bir tane de beltof Covrage Olması lazım O da gelecek ve listemiz bu şekilde hanemize beyler gelmiş oldu artık bizden Yeni alıcılarını bekliyor efendim haydi bakalım Son trade'mizi de kabul ediyoruz Mücadeleye devam ediyoruz Beyler 650M karşılığında şöyle iki adet eşyamız divine ring ve night pendant Alıyoruz Hayırlı olsun dedim. Ticareti. Onayladım. Biraderime bir de satırcı seviyesi bırakalım. Yolculuğumuza devam edelim. Beyler güzel bir Warrior 8 elit setimiz var idi bankada. Şimdi seti sizlere bir göstereceğim hızlıca. 18 defans, 4 str, 4 str, 3 str ve 17 defansa sahip güzel bir elit set. Üzerine de bunun bir 600'en vererek hem setimizi satmış oluyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi çift rune sahip Ancient Slate Hammer artı de satın almış oluruz karşı taraftan. Kardeşime hayırlı olsun, bereketini görsün diyorum. Şöylece hem alış hem de satış yapmış olduk. Bu eşya şu anda envanterimizde. Kazancımız şu anda ekranımıza yansıyor. Ve bu şekilde mücadelemize satırca CVS'e atarak efendim devam ediyoruz. Kardeşim buradan sana da saygılar, sevgiler. Beyler toplu BP Play sistemleri geldiğinde Bizlere gelmiş olan Aurora Belt artı birimizi 650 m karşılığında gayet uygun bir fiyattan S Guval veriyorum. Hayırlı olsun. Şu eşyanın piyasası aşağı yukarı buralarda beyler. Yani artı sıfırlarının da 250 bandı olması gerekiyor. Ama bazen bazıları kafasına göre saçma rakamlara koyabiliyor. Bilginiz olsun, aklınızda bulunsun. Beltimiz 650'den sattık artı birini mücadeleye devam. Beyler, Glon Belt artı bir. Artı Ranger yüzük artı 2 Ve 950 2 tane de skill bookçuk var araya sıkıştırılmış Bu e, Görmüş olduğunuz eşyalara Album beltimizi feda ediyoruz Açıkçası 17 ile 20 arası fiyatı sürekli değişen bir belt kendisi GB cinsinden 17 ile 20 GB arası Biz işte Glom belt artık Kaça satarsak Kısmet diyoruz ve bu şekilde album belti bu arkadaşa Sattık Haydi hayırlısı olsun diyelim satıcı seviyesini bırakalım. Kendisi bu arada yabancı Türk değil. Mücadeleye devam. Beyler trade'i çok hızlı bir şekilde kapattık. Cereyan etti. 900 hemen neler aldık? Üzerim o kadar dolu ki. Şöyle yan tarafa aldıklarımızı bir ayıracağım. Bakın. Divine yüzük küpe. Bir tane pendant sıfır. Bir tane brawler küpe sıfır. Buraya holy priest airing artı iki. Ee, bir tane daha olacak. Evet. Dual. Sonra artı bir yüzüğümüz var. Şöyle. Dual başka bakıyorum sanırım bu liste bu kadar burayı Totalde 9 GB'ye Almış Olduk Hayırlı olsun diyoruz ve mücadeleye devam ediyoruz Çok güzel bir BP kombinli emble bladerimize veriyoruz bakın sword of terror art 7 bu Benim kendi bastığım terror Artı'ydı. 7 biliyorsunuz bir önceki videoda veya bu videonun içinde izlemişsinizdir Bunu bizzat biz basmıştık 0'dan 7'ye Ve leader 9 setimiz var Max rune sahip sadece bir parçası kolluk 8 defans diğerleri full 9 ve 2 Yani gerçekten bir bp'nin takabileceği en max elit 9 full yadır setlerden bir tanesi Hayırlı olsun dedim teslimatımı yaptım Satırcı svm'i anvil biraderime bıraktım Güle güle kullansın keyfini çıkarsın Mücadeleye devam edelim Beyler şöyle bir takım eşyalar alıyoruz. Rogu'e Imperial artı 7 setimiz var. Blue Dragon yüzük. 0 Assassin küpe, Swiftness Pendant 3, 2, 2 şeklinde karışık bir listemiz var. Trade. Ben de kardeşim. Teyidimizi verdik Whatsapp'tan ve bu eşyalar hanemize gelmiş oldu. Dexev kardeşim uzun zamandır sana satırcı seviyesi vermemiştik. Artık satırcı seviyemizi Dexev kardeşime de veriyorum hayırlı olsun diyoruz, bereketli olsun diyoruz, devam ediyoruz. Kardeşlerim şöyle Night Set artı 2 Divine Yüzük Divine Küpe vereceğiz. Karşılığında Artis 8'imiz var. Max Rönlü ve artı bir Holy Set. Sıfır Brawler'larımız var. Üzerini kendisi tamamladı. Emble biraderimizin içini de dizdik. Dün kendisine e, çok iyi bir 9 Leader Set vermiştik biliyorsunuz. Bunları da halletmiş olduk. Bir de satırcı seviyesi bırakalım. Yolculuğumuza devam edelim. Şöyle trade'e bir 750'den bıraktık. Beyler 750 mi? E Rangers artı 2 direkt olarak set alıyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Hanemize şöyle gıldır gıcık güzel bir set gelmiş oldu. Direkt Ranger artı 2 full gördüğünüz gibi set. Ee, bu rakam açıkçası sizlere şu anda belki de uygun geliyor. Biliyorum 750 M'de neymiş ya falan diyeceksiniz ama mesela Pendant 350 mi falan satılıyor zaten. 350-380'e sattık geçen de. Geçen pazar bölümünde. 380'e falan bunu satılıyor. Bunlar zaten 150 bandı efendime söylediğim pazarlara atılıyor. Mesela şöyle bir Rangers yazalım hep beraber bir görelim aşağı inelim. İşte aha buyur yani ben 150 falan dedim beyler bak 135 em. Görüyor musunuz artı ikisi. 140, em, 140 em. Kimisi abartıyor tabii ki. Yükseklere koyuyor. Yani doğru fiyatlar böyle anlık değişiyor sanıyorsunuz ama aslında eşyaların fiyatları belli de. Hani birileri bir şekilde bir yüksek koyuyor, bir yükseliyor, birisi alçak koyuyor, bir alçalıyor falan böyle bir dengesizlik. Rise Online'da hep var zaten pazarda nedeni de buy pazarının olmaması. E bunları biliyorsunuz. O yüzden ben bu eşyaları 750 e buyladım diye bazen şey sanılıyor. Maşallah bela diyorum ne güzel öldürerek item topluyorsun falan böyle bir sanılıyor. Alakası yok. Sel fiyatlarını da gösterdim sizlere. Şurası şu anda bizlere 750 M geldi. E satışımız ne olacak? 850 M bandı olacak maksimum zaten. Bir GB kar oranı 5 parça itemden bir zahmet de kalmalı zaten. Durum böyle. Böyle birince not geçtik. Mücadeleye devam edelim. Beyler 12 GB karşılığında şöyle bir 9 leader setimiz şu anda hanemize geliyor. Hayırlı olsun diyoruz. STR, STR, STR kontrollerimizi yaptık. Bir eksik yok. Hayırlı olsun. Satırıcı seviyemizi verelim. Mücadeleye devam. operasyona sanırım şu andan itibaren artık başlayabiliriz beyler. Şimdi şu trade'de bir 325M koyuyorum. Sword of Terror alıyoruz. Hayırlı olsun. Şimdi üzerime bakıyorsunuz dikkatli bir şekilde. Kılçıksız bir 20 GB vardı üzerimde. 20 GB 8 GB düştü. Gördüğünüz gibi burada dört tane Soul Burner'ımız, bir tane terörümüz var. Arkanalarımız var hedefimiz şu anda artı 6'ya yüksek oranda geçirirsek durmak olacak Artı 6'ya az oranda geçirirsek 7'ye sallamak olacak beyler Bugün arvattaki pazar bölümümüzü Upgrade'le katlama niyetiyle Sonlandırmak istiyoruz Umarım öyle olur diyelim kader kısmet Dilerseniz upgrade'e Geçelim haydi bakalım Haydi bakalım oğlum demirci yüzümüzü kara çıkartma bir no animation diyorum beyler şöyle Eşyaları sıralı bir şekilde basmaya çalışacağım. Bu arada heyecanlandım. Gerçekten güzel bir kasa. Ciddi bir kasa. Ee, hazırlamış olduk. Ve ee, kasanın yani masrafı güzel. Basabilirsek kazancı da güzel olacak. Bu arada ben risk alıp kesinlikle artı 4'e düz atmayı düşünüyorum. Ve bu sıralamada dörde böyle bir tane yanacakmış gibi bir hissim var. Ama Allah sonumuzda hayırlısı neyse onu versin diyorum. Sword of Terror şu anda 4 oldu. Soul Burner 4 oldu. Bir tane yaktık şu anda 4'e. Bir tane daha yakma. Tamam bu da geldi. Yani bir tane yanacağını bir hissetmiştim. Tamam. Yani dörde bir tane free vermek bu arada birazcık üzücü. Ama yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. 5 Şöyle tekrar beş. Şöyle tekrar 5 yapıyoruz. %100 olarak artı 5 olayını şu anda atlattık. Şimdi bir demirciyi bir kapatalım. Şöyle efendim arkanalarımızı bir sıraladık beyler. Şimdi bu listeden efendime söyleyeyim. 4'te 4 artı 6 almayı başarırsak bence güzel olacak. Ee, bakalım hayırlısı. Yani artı 6 olayını bir hep beraber görelim. Çok bir dalı bu yok. Bu işin kısmet diyorum. No animasyonu kapattım umarım +6'da üzücü bir e, oranla karşılaşmayız. İlk eşyamız şöyle gitti. Haydi bakalım oğlum. Tamam şu anda 1'de bir gidiyoruz. Bir kapatıyorum. Hemen seriden bir tane 12 upgrade school Pazar'dan NPC'den çektim. Bu arada Warsight 8, Razu Staff 7 basıldı. Acaba demirci şu anda açık mı? Sorularının cevabını arıyoruz açıkçası beyler 2'de 2 artı 6 ver haydi oğlum çok güzel şu anda 2'de 2 artı 6 gidiyoruz beyler 3'te 3 artı 6'mız bize şu slotlarda neden gelmesin neden gelmesin haydi oğlum tamam bir tane yaktık kasanın bu gidişatı bizlere artı 7 yolunu açıyor gibi geldi bana ama hayırlısı umarım Sword of Terror alırız. Şöyle. Şöyle bir ön izleme veriyorum. Bir tane daha verdim. Haydi oğlum terör sen de gel. Tamam. Şimdi beyler 5 temden 3 tane 6 aldık. Ben çok hızlı bir hesap yapacağım. Çok seriden bir hesap yapacağım. Şimdi kardeşlerim mevzu şöyle. Arkanalarla beraber üzerimdeki GB ile beraber 3 tane itemin bizlere bakın masrafı şu anda 19 GB çıkıyor. Yani biz buraya 19 GB harcadık ve bu 3 eşyanın satılacağı rakamları söylüyorum. Böyle olabildiğince gerçekten ölü rakamlardan hesaplayalım. Şöyle 750 bir tane Soul Burner'ı 750'den düşüyorum. Bak 750. Diğerini de 750'den düştüm. Ee, bu Sword of Terror'ı de sanırım 900'den falan düşsek bence ölü rakam. Çünkü artı 7'si 25 GB bandında. 900'e Mart 6'sı bence ölü bir rakam. 900 dersek bize buradan aslında bir 5 GB kazanç var şu anda. Bir tane daha artı altı basmış olsaydık bizim kazanç muhtemelen e, 10 GB bantlarına çıkacaktı. Ama üç temin artı altı geçişi bile bizlere aslında şu anda çok net gerçekten bir 5 GB bırakmış oldu. Şimdi soru şu oluyor. 5 GB kazançla burada durmak mı? Yoksa bu kasayı 7'ye göndermek mi? Eğer buradan tekten ilk attığımız item 7'ye geçerse çok gerçekten kılçıksız net ciddi bir karla kazançla mevzuyu kapatırız. Ama gelir mi? Gelmez mi? Soru işareti burada başlıyor. Bu riski almalı mıyız yoksa almamalı mıyız? Ben şu anda orada bir tereddütteyim. Beyler, üstümde iki tane arkana var. Biraz düşündüm, kararı kıldım. Hissiyatım şu ki en pahalı olan item burada Sword of Terror. Ve temennim şu. Weapon şartlar burada. Upgrade Scroll burada. Arkanamız burada. Bir tane Preview'imiz şurada. Şu item şu anda 7'ye geçerse tekten biz çok mutlu ayrılacağız. geçmezse Soul'lara kalacağız. Hakkımızda hayırlısı gönderdim. İşte bu ya, İşte bu şu an beyler. Kalp ritmin bozuldu ve tam olarak hislerimi dinledim, hissiyatım doğrultusunda gittim. Ee, i̇lk atacağım itemin geçeceğini düşündüm, buna inandım ve geldi. Şu anda yeni bir hesap yapacağım çok hızlı bir şekilde kazancımızı bir görelim. Beyler şu anda hesap makinesinde gördüğünüz rakam 20 GB, yani masrafımız net 20 GB çıktı, bir tane arkamız arttı ve Bugün bu bölümü gerçekten tatlı bir kazançla kapattık. Kazançlarımız şöyle. Bu Sword of Terror çok net bir tabirle ölü rakam söylüyorum. 22 GB'den gider ki ortalama giderleri 24-25 GB. 22 GB'den savıyorum. Şöyle bunu buradan düştüm. Tamam mı? Bunların ikisini de Bunlar da gerçekten ölüden sayıyorum. Bu arada artı 7'leri bunların 17 ile 20 GB arası. Bakın artı 7'leri 17 ile 20 GB arası net bir rakamı var. E, artı altılarını buyurun sizin de huzurunuzda 650-650 sayacağım. Buraya 650-650 dediğim zaman bizim şu anda kazancımız çok net. Böyle en ölü hesaplardan 15 GB yapıyor. 15 çarpı 250 dersek yani bizim şu anda TL cinsinden de kazancımız 3750 TL olmuş oldu ve e, bugünü bu şekilde Aslında e, çok da böyle bir pazar videosunun içinde pazar değil de böyle bir katlama seansıyla böyle bir upgrade ile sonlandırmak istiyorum bunları 7'ye göndermeyeceğiz yeterince risk aldık yeterince heyecana girdik ve e, bunun sonucunu şu anda hep beraber yaşadık şöyle alttan yansıtmamız atıyoruz Efendim lazım olan varsa ulaşsın olabildiğince uygun rakamlardan vereceğimin teminatı burada. Haydi bakalım şimdiden beyler Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.